Evet. Nezahat, seninle devam edelim canım. Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Güler yüzün zaten yeter. Salonunu en çok salonunu beğendim evinde. Diğer yerlerde birazcık eksiklerim vardı. Puanımı ona göre verdim. Bu kadar. Puanlı görelim canım benim. Benim sana puanım 3 puan. Evet, yani bence biraz hayal kırıklığı yani Nezahat benim için şu an. 3 puan bence hem yorumlamalarına göre hem de şeyine göre bir puan değil. Senin evinden çok Rabia'nın evini daha çok beğendim. Rabia'ya 5 verseydim gerçekten 4'lük bir evindi. Sana da 4 verseydim ya da başka bir puan verseydim bu sefer Rabia'ya haksızlık olacaktı. Yani senin evinden bir tık Rabia daha iyiydi. O yüzden 3 verdim. Haksızlık yapmak istemedim. Anladım. Bu durumda kısa sekses yaptığınızı düşünüyorum. Yok Rabia. Aşkım. İade-i ziyaret yapmışlar. O da mantıklı oldu. Çünkü hani sana o kaç verdiyse sen de ona aynısını verdin. Sana kaç verdiyse sen de ona aynısını verdin. Anlayamadım artık. Ben burada ne olacağım? Tuğçe Hanım burada ne oldu? Koalisyon yapmaya çalışmışlar aşkım. Boş ver. Siz öyle anlayın. Herkes gerek yok. Kim kime ne verdiyse o puanı geri iade ediyor. Evet. Öyle bir durum mu var? Ha? Şu anda öyle gözüküyor. Herkes birbirini ağırlıyor yani bu şekilde. Peki senin evindeyiz yarın. Evet. Senin evini merak ediyoruz. O zaman senin evin gerçekten güveniyorsun evine zaten. Güveniyorum buradasın. Tabii. Çok daha iyisi, herkesten iyisi 5 puan vereceklerdir mutlaka değil mi? Yani çok çok iyi diye bir iddiam yok ama benim için orası bir şato. Ha? Evet, benim için öyle. Peki prenses. Kendiniz sarayı elbette ki. Ne emeklerle kurulduğunu bilmediğiniz için boş boş yorum yapmayın. Zaten kural kurulduğunu bilmediğiniz için. Ben benim evim için konuşuyorum. Siz de kendi eviniz için konuşabilirsiniz. Orası benim evim. Tabii ki öyle. Şato mu? Şaka mıydı? Yok değil canım. Gayet. Göreceğiz yani. Evet. Görürüz. Puanını görelim mi Selin'ciğim? Evet. Teşekkür ederiz. Benim sana puanım 3 puan. 2 puanı nereden kırdın Selin? Yani dediğim gibi evde beyaz vardı, gri vardı, mavi vardı, siyah var. Bir renk karmaşası yaşadım aynı şekilde. Zaten bu yorumlardan bahsetmiştim beğenmediklerimi. Avizesi aynı zamanda, işte dekorlar aynı zamanda. Bu şekilde 3 evet, verdim. Senin için 3 tamam mıdır? Selin bana şey demişti. Eğer 3 yıl önce evlenmiş olmasaydım aynı senin gibi evimi döşerdim demişti. Bu yorum için nasıl 3 puan olabiliyor onu çok anlamadım. Hayır bir daha söyle. Ben zaten 3 vermesini eleştirdi. Saniye. Kısasa kısas mı yapıyorsun? Kendisi de 3 vermiş. Daha bana puan vermediği için kısasa kısas olmuyor bu birincisi. İkincisi 3 sene önce evlenmiş olsaydım mobilyaların L koltuğun için konuştum ben onu. Hayır. Evet B koltuğun için konuştum ben onu. Sen geldin dedin ki evin çok güzel. Ben eğer 3 yıl önce evlenmiş olmasaydım aynı evimi bu şekilde döşerdim dedim. Tamam ama şu anda baktığında yarın benim günüm. Sana burada yüksek puan vermem ne kadar doğru olabilir aynı zamanda. Ve zaten eksiklerini söyledim. Eksiklerine rağmen Rabia'nın yaptığı gibi kalkıp yüksek puan veremem. Eğer benim evimde de eksiklerimi görürsen sen de bana bu şekilde aynı 3'ü tekrardan ya da 2 ya da 1'i ne vermek istiyorsan verebilirsin. Peki şey senin terazide bana da 3 verdin çünkü benim evle burası denk mi aynı mı? Yani eksiklerinizi de görebiliyorum. Ben iki evi kıyaslamıyorum. Yok, çünkü hani sana geldiğimde Ayşenur'un evini görmedim. Ayşenur'a gittiğimde senin evini önceden gördüğüm için yani ev kıyaslaması yapmıyoruz. Tamam. Uyuma bakıyoruz. Mesela senin avizelerini ben hiç beğenmemiştim. Sen ne anlarsın avizeden acaba? İran halısına köy halısı dedin. 600 bin lira kalıya köy halısı diye. Aslanım, aslanım. İnternetten bir yazabilir miyiz köy halısı diye? Aynı birebir benziyor aslanım. Nereye köy halısı bir kere evde dokuma olur genelde. Ama o kadar benziyor ki üstündeki desenler olsun, yanlarındaki iplikler olsun. Aynı çok benziyor. Köy halısı da değerli bu arada yani. Hayır, burada köy halısına ben bir şey demiyorum ama benziyor.
Yani yanlış bir tam da bulunmadı. Yani sıradan makine halısı gibi. Evet, diyorsun. Evet. Altının değerini Sarraf bilir zaten. O yüzden bu yorum yapmam. Tamam, sen halını, sen halını iyi değerlendir. Hatta böyle hiç kaldırma oradan. Müzeye falan da kaldırabilirsin ileride. Kullandıkça değerleniyor. Tamam, sen hadi devam bakalım. Et. Peki. Göreceğiz yarın. Çok merak ediyoruz. Güzel bir gün olacak inşallah. Tabii ki herkesin evi kendisinin sarayıdır. Ben de o şekilde söyleyeyim. Cümle kullandım ama çok yanlış yerlere çekiyorlar. Çekmezler, çekmezler. Yarın ola hayrola diyelim. Evet. Toplamda gelinlerden 12 puan aldın. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Finale sadece bir gün kaldı. Evet. Ve biz Ayşe Nur Gelin'e konuk olduk. Bugün gayet keyifli geçti. Ayşe Nur da gelinlerden gayet güzel puanlar aldığını düşünüyorum. Ama bir gerçek var ki yine küçük metrekarede çok şık, çok ferah, gayet yerli yerinde bir ev hazırlamıştı. Masasına gelince ben masasını genel anlamda aslında beğendim. Sadece peçetelerin rengi, masa örtüsünün rengi gibi siyah olsaydı bence son derece kusursuza yakın bir masa olabilirdi. Ve Ayşe Nur Gelin de bugün ilişki testinde eşiyle birlikte çok iyi bir performans sergilediler. Bizden altın kazandılar. Tebrik ediyorum tekrar. Büyük finalde bakalım 50.000 TL hangi gelinin olacak? Sen de yarın benim puanımı öğreneceksin. Yuvanda mutluluklar diliyorum canım. Evet hanımlar, hepinize bugün için çok çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür Yarın ederim. Haftanın son günü ve biz büyük final heyecanı yaşayacağız. Büyük ödülümüz 50.000 TL. Acaba yarın hangi gelinimizin olacak? Evet Selin'cim, yarın sendeyiz. Evet aslanım. İstanbul'un neresindeyiz? Tuzla Aydınlı'ya geleceksiniz. Hadi bakalım, Tuzla'yı da çok severim. Yarın o zaman aynı saatte görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim.